Yeni bir videodan herkese merhaba. Yatırım 101 YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu hafta yoğun bir halka arz takvimimiz var. Borsa yatırımcılarını çok fazla halka arz bekliyor. Ben de sizlere vakit buldukça bu halka arzı olacak şirketleri detaylı biçimde anlatmaya çalışıyorum. Bugünkü videodaki şirketimiz Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı olacak. 7-8 Aralık'ta halka arz olacak şirket arkadaşlar. Detaylı biçimde sizlere anlatacağım. Normalde Yatırım 101 YouTube kanalında çok fazla net temeliz videolarını, net tematik borsa ve hisse yorumlarında çok fazla GEO anlattığımı görmemişsinizdir. Ama bu şirkette enteresan bir iş modeli var. Biraz daha yenilikçi bir iş modeli. Diğer GEO'lardan ayrışan bir iş modeli var. Aslında Türk insanının biraz daha alışkın olduğu devre mülkün borsaya yansımış hali. Ortada henüz bir yapılan bir inşaat var. %10'u teslim edilmiş. Geri kalan %90'ı ilerleyen aylarda yapılacak, teslim edilecek. Satışların %10'u daha yapılmış gibi düşünebiliriz. Biz borsada her zaman biliyorsunuz delta arıyoruz, büyüme arıyoruz. GEO bu sektörü aslında hızlı büyüyen bir sektör değil. Daha hantal, daha farklı, geleneksel bir yapısı olan bir sektör. Burada işte o GEO'dan biraz farklı bir yapı var. Dikkatimi çektiği için de sizlerle paylaşmak istedim. Tabii önce bir çerçeveyi çizmek lazım. Karışıklık olması adına. Sur Yapı'nın kendisi halka arz olmuyor arkadaşlar. Sur Yapı'nın yeni iştiraki aslında sahip olduğu bir proje. Sur Tatil Evleri GEO şirketi halka arz oluyor. Bunu ayırt etmek lazım. Ana sayfaya gittiğinizde de ve tıkladığınızda projenin kendi web sitesi açılıyor. Bu projenin web sitesini inceleyebilirsiniz. Hani şirkete diyelim ortak olmaya karar verdiniz. Yani şirket ne tarz bir proje yapıyor? Projedeki yani imkanlar ne? Nerede? Lokasyonu nerede? Bunlara bakma imkanını kolaylıkla edinebilirsiniz. Dolayısıyla bu ayrımı net olarak çizmek lazım. 49,18 lira halka arz fiyatı olacak ve katılım endeksine uygun. Dolayısıyla bu çok fazla sorulan sorulardan bir tanesi. Konsorsiyum lideri Ziraat Yatırım ve İntegral Yatırım olarak karşımıza çıkmış. Eşit dağıtım olacak 7-8 Aralık tarihlerinde. Ne kadarlık talep etmelisiniz? Yani güncel halka arzlara baktığımızda yaklaşık 2,5-3 milyon civarında katılım oluyor. Ben hani garanti olmasa da 700-800 liralık talebin yeterli olacağını düşünüyorum. Bu projenin yani tatil evleri gayrimenkul yatırım ortaklarının Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın halka arz olma sebebi tabii ki bu projenin finansmanı. Özellikle yüksek faiz ortamında şirketler bankadan faiz alırken çok yüksek faiz oranları var. Ne demiştik? Bu halka arz sürecini hızlandıracak. Aslında bugün en güzel örneklerinden bir tanesini yaşıyoruz. Yani her hafta neredeyse birçok şirket halka arz oluyor. Hani Sur Tatil Evleri'nde halka arz olma sebebi aslında bankadan yüksek faiz borçlanmak yerine halktan topladığı parayla bu yatırımın finansmanını sağlamak. Tahsilata baktığımızda %80'i bireysel yatırımcıya, %20'si kurumsal yatırımcıya olacak. Ve %20'lik bir halka arz iskontosu var. Nerelerden katılabilirsiniz diye listeye baktığımda bir tek hani çok kullanılan bireysel yatırımcılar tarafından Akbank dışındaki şirketlerin tamamını gördüm. Kurumların tamamını gördüm. Yani Akbank banka aracı kurumu dışında birçok bankadan ve aracı kurumdan halka arza katılabileceksiniz. Web sitelerinden detaylı biçimde projeyi inceleyebilirsiniz ama ben hızlıca her biliyorsunuz analizde fiyat tespit raporu üzerinden gidiyorum. Anlamanız adına daha detaylı. Burada da oradan gideceğim. Yani fiyat tespit raporunu anlatacağım. Biraz matematiğini çözelim işin diye. Bu videoda ilk defa farklı bir değerleme yöntemi göreceksiniz. Normalde indirgenmiş nakit akışı üzerinden bir hedef fiyat çalışması da eklemeye çalışıyorum. Ama bu videoda arkadaşlar gayrimenkul ve holding değerlemelerinde sıklıkla kullanılan net aktif değer yöntemini göreceksiniz. İki değerleme yapılmış, iki değerlemin ortalaması alınmış. Maliyet yaklaşımı toplama yöntemi net aktif değer olarak çevirebiliriz. Yani GEO şirketinin gelecek aslında nakit akışı şöyle bulunuyor. Şirketin ne kadar aktifi var? Bu aktiflerin değeri üzerinden bir değer biçiliyor. Gelecekteki bu net aktiflerinin ne kadar olması bunun üzerinden bir değer biçiliyor. Bir de piyasadaki diğer GEO şirketlerine bakılıyor. Bu GEO şirketlerin net aktif değeri neymiş? Piyasada değeri neymiş? Bu oran üzerinden bir pazar yaklaşımı yapılarak şirkete bir değer biçiliyor. Biz bu değeri net aktif değer kısmında 9 milyar, 9,7 milyar civarında, pazar yaklaşımında 8 milyar civarında, hani ortalaması 9'a geliyor.
İskonto uygulanıyor %20 civarında, 7 milyar civarına geliyor ve 49.18 gibi bir fiyat belirleniyor, halka arz fiyatı. Birazdan da zaten detaylı biçimde gelebiliriz ama şirketle ilgili detaylı bilgilere bakalım. Öncelikle hani bir kez daha altını çizeyim. Şirket Sur Tatil Evleri Anonim Şirketi arkadaşlar. Yani Sur Yapı'nın kendisi değil. Hani biraz önce de zaten o ayrımı net biçimde belirttim. Hani ana burada ortak Sur Yapı biliyorsunuzdur. Yani yıllardır gayrimenkul yatırımı, sanırım 20-30 yıldır. Hani ben bildiğim bileli gayrimenkul yatırım sektöründe olan bir şirket. Bunun dışında baktığımızda temel, yani şirketle ilgili bu projeyle ilgili aslında temel bilgilere girelim. Bu web sitesinden inceleyebilirsiniz projeyle ilgili detayları ama ben fiyat tespit raporunda böyle metrik şeyler yazmış. Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum size. Öncelikle proje Antalya'da. Antalya'da proje ve toplam aslında bir devremülk projesinden bahsediyoruz. 67 bin adet devremülk olacak. Bu devremülklerin de kırılımına baktığınızda 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 gibi tipler var. Normalde işte gayrimenkul şirketlerinden farklı olarak burada biraz turizmle gayrimenkul bir araya gelmiş gibi. Yani projenin detayına baktığınızda. Antalya'nın turizm potansiyelini biliyorsunuz. Ev fiyatları son 1 yılda, 1,5 yılda sanırım İstanbul'dan, Ankara'dan çok daha fazla değerlendi. Gayrimenkul fiyatları, turizm potansiyeli zaten ortada. Yılın genel olarak çok fazla ayında turizm yapılabiliyor. Özellikle bu iş modelinde diğer GEO şirketlerinden farklı olarak bir paylaşım ekonomisi deriz ya, yani devremülk sonuçta siz alabiliyorsunuz ve başkasına da kiralayabiliyorsunuz. Bir anlamda normalde gayrimenkul yatırım şirketleri ne yapıyor? Tek seferde bir müşteriye satıyor. Ama mesela burada sürekli bir düzenli bir nakit akışı var şirketin devremülk konusunda. Yani Haziran'da başkasına satıp Temmuz'da başkasına satıyor. Bir sonraki Haziran Temmuz'da başkasına satabiliyor. Yani sürekli değer üreten bir gayrimenkul şirketine aslında burada ortak olmuş oluyorsunuz. Yani diğer GEO'lardan farklılaşan ürün portföyü tam olarak bu. Şimdi şöyle geçelim. Bir genel gayrimenkul sektörüne bakalım. Gayrimenkul sektörü Türkiye'de yatırımcıların en sevdiği sektörlerden bir tanesi. Şu son dönemde satış istatistikleri bir tık düşüyor. Bunu zaten görebiliyorsunuz TÜİK verilerinde, işte Merkez Bankası verilerinde. Antalya'da da düşüyor, Türkiye'nin genelinde de düşüyor. En temel sebebi faiz oranlarındaki yüksek oranlar, %50 gibi oranlar var. Dolayısıyla şunu unutmamanız lazım. Bugün faiz oranları böyle ama Haziran'dan sonra Merkez Bankası ne bekliyor? Enflasyonla birlikte faiz oranlarının düşmesini bekliyor. Dolayısıyla konut fiyatlarında şu an bir satışlarda düzeltmedeyiz. İşte fiyatlarda bir düzeltmedeyiz ama Haziran'dan sonra bir tık daha normale oturacaktır. Genellikle faizlerin düşmesi GEO sektörünü pozitif anlamda borsada olumlu etkileyen unsurlardan bir tanesi oluyor. Buna da dikkat etmenizde fayda var. GEO sektör performansına baktığımızda borsaya paralel bir aslında getiri var ama son dönemde yüksek faiz biraz baskılamış gibi. Bundan sonraki 2024 yarı yılından sonra bir tık daha farklı burada fiyatlamalar görebiliriz. Buna dikkat etmek lazım. Şimdi şirketin stratejisi burada. Ben hani artı ve eksileri çok hızlı biçimde anlatacağım. Biraz önce de zaten hızlı biçimde özet geçtim. GEO sektöründeki niş bir pazara odaklanıyor. Yani diğer GEO şirketlerinde ben hatırlamıyorum. Böyle devremülk üzerinden gelir üreten, sürekli satışları artan. Mesela GEO şirketlerini açın, 40'a yakın GEO şirketi var borsada. Genellikle tek bir müşteriye satış yapıyorsunuz. Uzun vadeli tek bir satış oluyor. Delta çok olmuyor ama bu şirketi muhtemelen biz GEO sektöründe çok fazla delta, yani her dönemde satışları ciddi artan bir şirket olarak göreceğiz. Bunu hem daha henüz yapımı başlamamış projelerin satılması hem de devremülk stratejisi. Hem de bu devremülk stratejisi üzerinden, yani düşünün siz burada ev fiyatlarını direkt yansıtabiliyorsunuz. Şimdi bir GEO mesela bundan 5 sene önce yaptı, sattı, bitti, aldı parasını, bir şekilde bitti. Ama mesela devremülkte ne oluyor? Her dönem enflasyon üstü ya da enflasyon oranında fiyatlar artıyor. Yani Türkiye'de hiçbir şeyin fiyatı geri gitmiyor. Ne olacak? Şirketin sürekli bilançosunda sürekli kiralık, yani siz bir sürü daireniz olup kiraya vermişsiniz gibi düşünün. Ve yaz döneminde özellikle muhtemelen Antalya'da olduğu için fiyatlar belki kış dönemine göre 4-5 kat daha fazladır.
Yani burada sezonluk anlamında da ciddi kar marjları görebiliriz bu projede. Ona bakmak, dikkat etmek lazım. Bunun dışında yaz mevsimi uzun süre işte avantajları verilmiş ama dezavantaj olarak da şunu bilmeniz lazım. Yani şirket sonuçta tek bir GEO şirketi gibi bir müşteriye yapmayacak. Hayatı boyunca bu devremülkler farklı kişilere satılabiliyor. Bunun için de daha fazla pazarlama satış gideri olacaktır. Yani diğer GEO'lara göre aslında farkı da bu olacak. Ama uzun vadeli kümülatif böyle recurring revenue derler İngilizce'de. Yani sürekli gelir üreten bir iş modeli. Ortak olduğunuz şirket böyle bir iş modelinde olacak. Yani standart bir GEO olmayacak arkadaşlar. Hem şirket hakkında finansal bilgilere baktığınızda şirketin şu anda bilançosunda ortada bir şey yok. Yani olan şey yeni %10'u yapılmış bir inşaat. Dolayısıyla inşaatlar yapılıp satılmaya başladıkça nakit varlıklar artacak, duran varlıklar artacak, stoklarda şu anda artış görüyoruz. Boşluk kısmına baktığımızda şirketin neyse ki kısa vadeli yükümlülükleri çok az. Yani uzun vadeli yükümlülüklere yaymış durumda. Bizim en istediğimiz şey budur. Yani borçlular olabildiğince uzun vadeli olsun. Burada da net olarak onu görüyoruz. Yani kısa vadelilerin uzun vadeli oranı onda biri kadar. Dolayısıyla kısa vadeli bir borçla ilgili bir sorunu gözükmüyor şirketin. Yani finansman problemi gözükmüyor. Halka arzdan sonuçta işte toplam şirketin %20'si gibi bir oranla halka açılıyorsunuz. Ama bir yandan da şuna dikkat etmeniz lazım. Ortada bir satış yok henüz. Zaten Delta'nın biraz oradan geliyor. Yani satışlar buraya eklenince siz belki ilk dönemlerde, ilk çeyreklerde ortada satış olmadığı için böyle zarar eden bir şirket görünümü olacak. Ama daha sonra şirket satışların artmasıyla çok hızlı böyle yukarı doğru artan bir delta görünümü olacaktır diye düşünüyorum. İş modelinden anladığım biraz daha o. Şimdi değerleme kısmına gelelim. Değerleme önemli. Çünkü iki farklı değerleme var demiştim. Bu değerlemede net aktif değer yöntemine biraz daha odaklanmak istiyorum. Şöyle bir tık daha aşağı gelelim. Şimdi sur tatil evleri GEO'nun net aktif değerinin tahmin edilmesi. Burada yapılan şu arkadaşlar. Maliyet yaklaşımı ile toplanan evlerin bir aracı kurum, yani aracı kurum dediğimiz gayrimenkul değerleme şirketi diyor ki yani sizin yapacağınız bu projenin gelecekteki değeri bu olacak gibi düşünebilirsiniz. Ve bu değer üzerinden şirketin net aktif değeri bulunuyor. Bu projenin sur tatil evlerinin net aktif değeri 9,8 milyar TL civarında. Zaten buradan pay başına değer 67,54 bulunuyor. Bir de şu yapılıyor. Pazar yaklaşımı. Burada da yapılan şey arkadaşlar tüm GEO şirketleri yani borsada bakın birçok benzer şirket var. Bunların net aktif değerlerine bakılıyor. Bir de piyasa değerlerine bakılıyor. Net aktif değeri bölü piyasa değeri oranı neyse bizdeki işte FK oranı, piyasa değeri, defter değeri oranı gibi düşünün. Bu şirkette de aynı bu oranla çarpılıyor ve şirketin deniliyor ki yani net aktif değeri buysa piyasa değeri bu olur. Karşımıza bir aslında şirketin değeri çıkıyor 8 milyar TL gibi. Ve günün sonunda %50-50 yaklaşım modeliyle şirketin değeri arkadaşlar 9 milyar TL civarında bir şirket değeri belirleniyor. %20'lik bir iskonto ile arkadaşlar halka arz fiyatı 49,18 liraya gelmiş durumda. Bu GEO şirketi bir yani söylediğim gibi diğer GEO'lardan farklı bir yapıda bu hafta halka arz olacak. O yüzden hani ben GEO yatırımı yapmak istiyorum, ortak olmak istiyorum ama hangisi seçim özellikle arayanlar bu detayları anlatmak istedim. Umarım da faydalı olmuştur. Bir kez daha halka arıza katılacaklara şimdiden hayırlı olmasını dilerim. Umarım sizler için farklı bir kapı açmışımdır. Çünkü bugün hem GEO şirketi değerlendirmiş olduk hem de farklı değerleme yöntemlerini öğrenmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşürüz diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.